Haber Analiz'in yeni bölümünden herkese mutlu günler değerli izleyiciler. Galatasaray'da ve Giresunspor'da son 10-15 günde onun adı konuşuluyor. Kimden bahsediyoruz? Giresunspor'un Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Okan Kocuk'tan bahsediyoruz. Sergilemiş olduğu performansla gerçekten göz dolduruyor. Son olarak Trabzonspor maçında 2 penaltıyı birden kurtarması sonrasında Galatasaray'a geri dönecek mi dönmeyecek mi sorunsalı bir kez daha gündemin ilk sıralarına doğru tırmanmaya başladı. Bugün sizlere Okan Kocuk'u anlatmaya çalışacağız. Hangi takımlarda nasıl performans sergiledi? Son gelişmeler ne doğrultuda? Yani Galatasaray kiralık olarak gönderdiği Okan Kocuk'u tekrar kadrosuna çağırabilecek mi? Bu sezonun geride kalan maçlarında Okan Kocuk hangi takımın formasını giyecek? Ve Okan Kocuk Galatasaray için gerçekten çok mu önemli? Bunu anlatmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Okan Kocuk 27 Temmuz 1995 tarihinde Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren mahallede bile kaleye geçen bir kaleciydi. Ve Bursaspor'un altyapısına giren başarılı eldiven yıllar boyunca Bursaspor'un bünyesinde yer aldı. Galatasaray'a gelene kadar Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydi. Bursaspor'da sözleşmesi 2019'da bittikten sonra Galatasaray'a bedelsiz olarak dahil oldu. Onu ilk olarak Bursaspor'da tanımıştık elbette ve 28 maçta görev almıştı. Galatasaray'a transfer olduktan sonra da Galatasaray formasıyla onu 24 kez izleyebilmiştik. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncunun da isteği doğrultusunda sezon başında Okan Kocuk'u ligin yeni ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı ve Giresunspor'da ortaya koymuş olduğu performans neticesinde Okan Kocuk kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor desek çok da abartmış olmayız. 19 maçta forma giydi, 19 gol yedi ama 6 maçta da kalesini gole kapattı ki bir Anadolu takımından bahsediyoruz. Bütçesi oldukça kısıtlı bir takımda böyle bir performans sergilemesi Okan Kocuk'un oldukça değerli olacak ki Galatasaray'da onu tekrar kadroya dahil etmenin planlarını yapıyor. Ama biraz zor gibi de gözüküyor. Nedir son gelişmeler? Giresunspor yönetimi Okan Kocuk'u tekrar Galatasaray'a gönderecek mi? Onu anlatalım size. Giresunspor yönetimi kaleci sıkıntısı yaşayan Galatasaray'a Okan'a ihtiyacınız var mı diye soruyor. Bunu niye soruyor? Ya ihtiyacınız varsa biz de ona göre önlem alalım. Çünkü bizim de ligdeki durumumuzun geleceği belirsiz. Adamlar önlem almak istiyor haliyle. Şimdi bu teklifi sunuyorlar. Ancak sarı kırmızılı takımdan cevap alamıyor yeşil beyazlılar. Galatasaray yönetiminin Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk'u gönderin mesajıyla Giresunspor yönetimi de köşeye sıkışmış oluyor ve diyorlar ki ya kardeşim biz size böyle böyle dedik. Şimdi niye siz bize oyuncuyu gönderin diyorsunuz? Çünkü Giresunspor'un da transfer yasağı var değerli izleyiciler. Tahtasını açamadı. Açma ihtimalleri de var bu 15 günlük süre içerisinde. Ancak Okan Kocuk'u da bırakmak da istemiyorlar. Çünkü zaten onlara teklif sundu yönetim. Şimdi böyle ters köşeyle karşılaşınca işler biraz sarpa sardı. Giresunspor'la Galatasaray ne yapacak? Trabzonspor'la oynanacak mücadele sonrasında Kocuk'un dönüşü için tekrar bir araya gelecek. Kriz çözülür mü çözülmez mi bilinmez. Siz bu videoyu izlediğinizde Galatasaray-Trabzonspor maçı çoktan oynanmış ve bitmiş olabilir. Bu durumun 1-2 gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Yani Okan Kocuk ya Galatasaray'a dönecek ya da Giresunspor'da kiralık olarak sezon sonuna kadar forma giymesi kesinleşecek. Dediğimiz gibi 48 saat içerisinde bu soruya sağlıklı bir yanıt alabileceğiz. Biraz da istatistik paylaşalım size değerli izleyiciler. Bu sezon 6 maçta kalesini gole kapattığını söylemiştik Okan Kocuk'un. Ama onu ön plana çıkaran noktalardan biri de kuşkusuz penaltı istatistiği. Okan Kocuk kariyerinde çıktığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtardı ve en iyi yüzdeyi yakaladı değerli izleyiciler. 2014-2015'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi başarılı eldiven ve son olarak Trabzonspor maçında tekrarlanan penaltıyı da kurtardı üstelik son dakikada. Okan Kocuk kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtarırken son oynanan Trabzonspor maçındaysa 8 kez kaleyi bulan şuta gol izni vermedi. Kendini geliştirmek için Giresunspor'a gitti aslında. Yani aslında kariyeri anlamında bir risk de almış oldu ama mantıklı da bir adım. Çünkü Muslera'nın arkasında yedek beklemek bir kaleci için çok zordur.
Sadece sakatlık ve cezalı olursa Mustera o zaman forma giyecek demektir bu. Ancak bunu beklemek istemedi. Ligin yeni ekiplerinden Giresunspor'a kendisi gitmek istedi. Yani Fatih Terim'le görüştüler. Okan Kocuk kendisi istedi gitmeyi. Bu detayı hatırlatalım. Elbette şu da var. Antrenör zafiyeti de söz konusu. Yani şunu diyebilirlerdi. Ya bizim yedek kalecilerimiz İsmail Çipe, Fatih Öztürk. Onlar da fena kaleci değil ama ikinci kaleci olabilecek. Mustera'nın olası sakatlık ve cezalı durumunda güven verebilecek kaleciler değil. İkna edilebilirdi ama bunu yapmadı Galatasaray teknik heyeti. Oyuncu da isteyince yolun açık olsun denildi. Şimdi kara kara düşünüyor Galatasaray yönetimi. Yani aslında bir antrenör zafiyeti de var burada. Ama yine de iyi yanından da bakmak lazım. Galatasaray Yunus Akgün'ü ve Okan Kocuk'u kiraladı. Ve bu iki oyuncu Süper Lig'e damga vuracak performanslar sergiliyor. Bir de Emre Akbaba. O da fabrika ayarlarına yavaş yavaş dönmeye başladı Alanyaspor'da. Gelecek sezon öncesi bu 3 oyuncu da Galatasaray'ın sanki bir yeni transfer edasında kadrosuna yeniden dahil edeceği isimler olacaktır. Okan Kocuk büyük bir takımın birinci kalecisi olabilir mi? Belki bunu 6 ay önce sorsanız hayır derdik ama o gerçekten kendini çok geliştirdi. Ve yaş olarak da kaleciler biraz geç olgunlaşır aslında ve kaleciler için en önemli noktalardan biri de güvendir değerli izleyiciler. Yani oynamayan bir kaleci kendini güvende hissetmez. O güveni de oynayarak kazanır. İşte kariyerinde çok önemli bir risk aldı belki Okan Kocuk ama kiralık olarak gittiği Giresunspor'da kendine olan güvenini, özgüvenini arttırdı ve gerçekten gelecek sezonlarda özellikle Mustera sonrasında Galatasaray'ın birinci kalecisi olmaya önemli bir aday gözüyle bakılabilir. Çünkü gerçekten seviyesi iyi ve potansiyeli yüksek bir kaleci Okan Kocuk. Bunu penaltı kurtardı diye söylemiyorum. Onu yakından takip eden bir futbol sever ve gazeteci olarak Okan Kocuk'un önünün çok açık olduğunu düşünenlerdenim. Daha 27 yaşındaki bir kaleciden bahsediyoruz ki kaleciler biliyorsunuz 38, 39, 40 yaşına kadar oynayabiliyor. Okan Kocuk'un da geleceğinin bu açıdan çok parlak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama oynaması lazım. Oynaması, hatalı gol yemesi, daha da üzerine koyması lazım. Çünkü kaleciler biraz geç olgunlaşır. Bu sene Galatasaray'ın kadrosunda olsaydı ne mi olurdu? Galatasaray rahat bir şekilde 6-8 puan çok daha fazlasını alabilirdi ligde. Kupada da asla elenmezdi. Gerçekten İsmail Çipe'ye de buradan saygısızlık yapmak istemiyoruz ama gerçekten çok yetersiz bir kaleci Galatasaray için. Daha doğrusu büyük bir takım için. Bakalım Okan Kocuk Galatasaray'a geri dönecek mi? Giresunspor'da mı tamamlayacak sezonu? Bunu dediğimiz gibi 48 saat içerisinde anlayabileceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.